Sevgili öğrencilerimiz, geçen hafta işlerinde sizlere sunumlar yaptık. Sunumlarda özellikle ne yaptık? Sabırlı olmak gerektiğini, azimli olmak gerektiğini, çalışmanın sürekli olması gerektiğini. Çünkü niye? Başarıya ulaşmak için çalışmalarımızı bir yapıp bir dinlenerek değil, bunu sürekli olarak yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Bugün de artık yavaş yavaş işte okulların Eylül ayı içerisinde açılacağı belli oldu. Bizim 19 Haziran'a kadar derslerimiz devam edecek. Bugün birazcık konuyla ilgili sizlerle sohbet etmek istiyorum. Artık yavaş yavaş sona doğru yaklaştığımız için bizlerde de yorgunluk belirtileri başladı. Özellikle Ramazan ayı içerisinde baktığımız zaman öğrencilerimizin pek çoğunun artık işte malum nedenler dolayı akşamları çünkü ne yapıyor? Daha uyanık kalıyor bilgisayarın başında veya televizyon izleyerek vakit geçiren pek çok öğrencimiz gündüz vakti kalkamıyor. Bizim işte canlı yayın derslerimizi saat 12'de başlıyor. Esasında çok geç bir saatte değil. Kalkılıp çok rahat bir şekilde izlenebilecek bir saatte. Ama maalesef uyanmayla ilgili sıkıntılar olduğu için nedir? Ramazan ayı içerisinde bu canlı yayın derslerini izlemekte oranlarımız yani reytinglerimiz biraz yavaş yavaş düştü. Ama sizlerden ricamız artık bu hafta içerisinde Ramazan bitiyor. Önümüzde kalan 3 haftalık bir zamanı çok iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Öğretmenleriniz tamamen canlı yayın derslerinde sizlere çok iyi bir şekilde hazırlanaraktan ne yapıyor? Bu sene içerisinde işlemesi gereken konuları bitirmek için mücadele ediyor. Sizin de ne yapmanız gerekiyor? Lütfen öğretmenlerimizin bu yaptığı hazırlıkları boşa çıkarmayın. Onlar bir yemek harcıyorlar. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? 19 Haziran'a kadar lütfen bütün derslere katılım göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen hepiniz katılın. Neden? Çünkü işlenen konular bu sene içerisinde bütün sınıflar için diyorum önemli. Neden önemli? Çünkü niye? Siz ilerleyen süreçte bu konuları bileceksiniz ki daha üst sınıfa geçtiğiniz zaman bu konuların üzerindeki konuları anlatıldığı zaman bunları bilerek diğer konuları iyice öğrenmiş olacaksınız. Özellikle buradan 9. sınıf öğrencilerine seslenmek istiyorum. Hani okulda rehberlik saatlerinde bazen sizlerle görüşmeler yaparken her zaman söylemiştim. 9. sınıf konuları temel konular diye belirtmiştik. Hep neyi vurgulamıştık? Temel. Aynı binanın en sağlam olması gereken yeri temel. Hep bunu söylüyorduk. Temel konuları iyi şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Lütfen 19 Haziran'a kadar öğretmenlerinizin yaptığı canlı yayınların hepsine mutlaka katılın. Çünkü niye? En temel konuları öğreniyorsunuz. Üniversite sınavında temel yeterlik dediğimiz bir bölüm var. İlk sınavın ilk aşaması ve bu aşamada bütün baktığımız zaman temel konulardan yani 9. sınıfın temel konularından mutlaka çok fazla soru çıkıyor. Bunları iyice öğrenip pekiştirmeniz gerekiyor. Sürekli bu konularla ilgili soru çözmeniz gerekiyor. Sadece üniversite sınavında değil, üniversite sınavından sonra belki işe gireceksiniz. KPSS sınavında veya ben üniversitede akademisyen olarak kalıyorum diyeceksiniz. Gene aynı şekilde bu ALES dediğimiz sınavda da size temel konular yani 9. sınıfta görmüş olduğunuz bu konulardan mutlaka sorular gelecek. O yüzden ne yapacağız? 19 Haziran'a kadar hiç ara vermeden mutlaka derslerimizi dinleyeceğiz. 10. 11. sınıf öğrencileri gene aynı şekilde 19 Haziran'a kadar mutlaka konularımızı iyi şekilde öğreneceğiz. Yani öğrenme sürecimizi kesinlikle aksatmayacağız. Geçen hafta bahsetmiştik. Süreklilik önemli. Biz bu konuları iyi şekilde öğreneceğiz ki iyi bir şekilde bilgi sahibi olalım. Ondan sonra belki ilerleyen süreçte işte liseyi bitirdiniz, liseden sonra üniversiteye gittiniz. Şu an bu salgın döneminde görüyorsunuz. Yani öğrenen, bilen grup şu an bu salgını ne yapıyor? Diğer bilmeyen gruba
yönlendirme yapıyoruz. Her taraftan görüyorsunuz işte bilimin gücü ortaya çıkmaya başladı. Her taraftan mutlaka işte bilimsel çalışmalar yapılıyor, işte bilim kurulları oluşturuluyor. İlerleyen süreçte sizin de bu bilim kurullarında veya bilimsel çalışmalar yapmak için bir altyapınızın olması gerekiyor. İşte bu altyapının oluşması işte lise çağında yaptığınız çalışmalarla ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çünkü niye? Üniversite buna bir basamak daha koyuyor. Bizim ne yapmamız gerekiyor? İşte bu pandemi sürecini yöneten, işte o bilimsel çalışmalar yapan nedir? Şu an işte bu salgın döneminde işte bu aşıları bulan veya işte ilaçları bulan insanlar ne kadar önem kazanmaya başladı. İşte biz de kendimizi ilerleyen süreçte mesela ne bileyim işte bilimsel çalışmalar yapan bazı şeyler, üniversite hocaları veya işte doktorlar çıkıyorlar, televizyonlarda görüş belirtiyorlar. Bütün toplum onları dinliyor. Yani ileride bizim de öğrenme süreçlerimizi iyi geçirirsek ileride mutlaka biz de belki bilimsel çalışmalar yapacağız. Belki ilerleyen süreçte işte bilimle ilgili yaptığımız çalışmalardan dolayı bilimsel kurullarda yer alacağız. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? 19 Haziran'a kadar öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu bütün dersleri istisnasız lütfen artık bayramdan sonra hiç kaçırmadan takip edelim. Mutlaka Zoom derslerine girelim. Zoom derslerinde aktif olalım. Öğretmenlerimize sorular soralım. Öğrendiğimiz konularla ilgili bol bol soru çözelim ki ilerleyen süreçte biz de nedir? Öğrenme sürecimizi iyi gerçekleştirdiğimiz için ileride bilimsel çalışmaların altyapısını oluşturacak bu çalışmaları yapıp ne yapacağız? İleride dünyada belki söz sahibi olacak bir şeyler bulmaya çalışalım. O yüzden ne yapacağız? Lütfen derslerimize katılacağız. Derslerimizi sonuna kadar dinleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.